Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün yamukta açı testini beraber çözeceğiz. İlk sorumuzda bize iç açılarından 3A, 4A, 5A, 6A vermiş. Buna göre DCB açısını yani 5A açısını soruyor. AB ve CD kenarları paralelmiş yamuğumuzun. Biz biliyoruz ki paralel kenarlar arasındaki şu karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. İster buradan ister buradan fark etmez. Karşılıklı açıların toplamı 180 ise 6A ile 3A'yı topladım. 9A 180'e eşit olacak o zaman. A buradan 20 derece olacak. Bize 5A'yı sorduğuna göre 5 çarpı 20'den cevabı 100 olarak bulacağız. İkinci sorumda eşit kenarlarım var. Bildiğim açılar var. Buna göre buradaki x artı y açısının toplamını soruyor bize. Şimdi burası 40 derece ise ve bu iki kenar birbirine eşitse gördüğünüz gibi K, F, B üçgeni ikizkenar üçgen olacak. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşit ve 180'den 40'ı çıkartırsam 140, taban açılarına da 140 bölü 2'den 70'er derece kalacak. Bu tarafa geçelim. Şurası biliyorsunuz hepsi 180 doğru açı. 40, 90 o zaman buraya ne oldu? 50 derecelik açı kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki EFA üçgeni de ikizkenar üçgen. Kenarlar eşit verilmiş. Taban açıları yine eşit. 180'den 50'yi çıkarırsam 130. O zaman buralara 65, 65 kaldı. Şimdi ben biliyorum ki yamukta paralel kenarlar arasında kalan şu karşılıklı açılar birbirinin karşılıklı açıların toplamı 180'di. O zaman x artı 65 buradan ne oldu? 180 derece oldu. Buradan x'i buluruz. X buradan kaç çıkar? 115 derece çıkar. Yine aynı kuraldan y ile 70'in toplamı 180 derece. Buradan y 110 derece çıkar. Bize bunların ikisinin toplamını soruyor. İkisinin toplamı da 225 derece eder. Üçüncü sorumda açılarımı vermiş. Yamuğumda AB ve CD kenarları paralel. Buna göre y eksi x farkını soruyor. Biliyorum ki ben paralel kenar arasındaki bu karşılıklı açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Yazalım o zaman. 8x artı 4y 180 derece. Aynı şekilde karşı tarafta 13x artı 2y eşittir 180 derece oldu. Şimdi elimde iki denklem, iki de bilinmeyenim var. Yok etme metoduyla x'i ve y'yi bulabilirim. Bakalım y'yi yok edelim. Y'yi yok etmek için birinci denklemimi eksi 2'ye böleyim her tarafını. Bölersem eksi 2'ye eksi 4x, eksi 2'ye böldüm eksi 2'ye, 180'i eksi 2'ye böldüm eksi 90. İkinci denklemimi aynen yazıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Burada y'ler 2y eksi 2'ye birbirini götürdü. Toplarsam burayı 9x, 180 ile eksi 90'ı toplarsam 90. X buradan 10 derece olarak bulundu. Herhangi bir tanesini de yerine yazayım. Mesela burada yazayım. X yerine 10 yazarsam 80 artı 4y eşittir 180 derece oldu. Buradan da y'yi bulabilirim. Attım karşıya 100 derece. Bölersem 25 derece. Benden y eksi x'i soruyordu. 25'ten 10'u çıkarırsam cevabı 15 olarak bulurum. Dördüncü sorumda AB DC'ye paralelmiş. Eşit olan kenarlarım var. AD kenarı, DC kenarı ve CB kenarı eşit. Dolayısıyla benim yamuğum nasıl bir yamuk oluyor? İkizkenar yamuk oluyor. Dik olan bir yer var. Buna göre alfanın kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi bakıyorum burası alfaysa. Bakın burada paralellik olduğu için bir Z kuralı var. Z kuralından burası alfa ise burası da alfa oldu. Burada bir ikizkenar üçgenim var taradığım. İkizkenar üçgende taban açıları eşit. Dolayısıyla burası da alfa oldu. Benim yamuğum aynı zamanda bir ikizkenar yamuk. Ben biliyorum ki ikizkenar yamukta taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla burası 2 alfa ise burası da 2 alfa oldu. Burada bir dik üçgenim var. Ve açıları alfa, 2 alfa ve 90 derece. O zaman üçgenin iç açıları toplamından 3 alfa artı 90 eşittir 180 dereceden. Ben alfayı bulabilirim. 3 alfa 90 derece. Alfa da buradan 30 derece olarak bulunur.
Beşinci sorumda açılarımı vermiş. Beta eksi alfa farkı kaç derecedir diye soruyor. A, B ve D, C kenarı paralelmiş. Biliyorum ki ben bu açıların toplamı 180 derece. Toplayalım. 5 beta, 1 beta da burada var. 6 beta artı alfa, 5 alfa da burada var. 6 alfa eşittir 180 derece. Hemen burada her tarafı 6'ya bölüp denklemi eşitliğimiz daha sade şekilde yazabilirim. Her tarafı 6'ya böldüm. Beta artı alfa 180'i 6'ya bölersem 30 derece çıktı. Bu eşitliğim beni burada beklesin. Yine aynı şekilde buradaki açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Toplayalım. 2 beta, 2 beta, 4 beta artı 9 alfa, alfa, 10 alfa eşittir 180 derece. Bunu da daha sade bir hale getirelim. Her tarafı neye bölebiliriz? 2'ye bölebiliriz. 2 beta artı 5 alfa eşittir 90 derece oldu. Şimdi elimde 2 tane denklemim ve 2 tane bilinmeyenim var. Yok etme metoduyla bunları çözebiliriz. Şimdi kimi yok edelim? Beta'yı yok edelim. Bakıyorum. O yüzden bunu neyle çarpalım? Eksi 2 ile çarpalım. Ve bunun altına yazalım. Eksi 2 beta, eksi 2 alfa, eksi 60. Topladım taraf tarafa. Betalar gitti. 5 alfa, eksi 2 alfa, 3 alfa, 90, eksi 60, 30. Alfayı 10 derece olarak bulduk. Herhangi birinde yerine yazalım. Mesela burada yerine yazalım. Alfayı 10 olarak yerine yazarsam, betayı da 20 derece olarak bulduk. Benden beta eksi alfayı soruyor. 20 eksi 10'dan cevabı da 10 derece olarak bulurum. Geldik 6. soruya. Bakıyorum AB ile DC birbirine paralelmiş. Eşit olan kenarlarım var. DC ile AD kenarı verdiği açılar var. Buna göre alfayı bana soruyor. Şimdi şurada eşitse buradaki ADC üçgenim nasıl üçgen? İkiz kenar üçgen. Taban açıları birbirine eşit. Tepesi 140 ise 180'den 140'ı çıkardım. 40. Buralara da 20-20 kaldı o zaman. Şimdi ben biliyorum ki bu açıyla buradaki açının toplamı 180 derece. Dolayısıyla buradaki açının tamamı ne olacak o zaman? 140 ise burası 40 olacak. 20'si buradaysa 20'si de burada. Bunu buradan göremezseniz bakın burada Z kuralı var. Z kuralından da 20 olduğunu görebiliriz. Şimdi bakıyorum buradaki üçgenimin ben iç açılarını biliyorum. 20, 120 ve alfa iç açılar toplamından o zaman 20 ile 120'yi topladım. 140 artı alfa eşittir 180 derece. Alfa da buradan 40 derece olarak bulunur. 7. sorumda yamuğumu vermiş. EBCD'ye paralelmiş. Bunlar paralelmiş. AD BC'ye eşitmiş. Yani benim yamuğum bir ikizkenar yamukmuş. Aynı zamanda EA BDE'ye eşitmiş. EA BD'ye eşitmiş. Onları şöyle yapayım karışmasın. Buna göre X'in kaç derece olduğunu bize soruyor. Şimdi bu bir ikizkenar yamuksa ben biliyorum ki ikizkenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşitti. O zaman DB köşegenim burada çizildiyse ben bir de AC köşegenimi çizeyim. Ve biliyorum ki köşegen uzunlukları birbirine eşit. Eğer buranın uzunluğu ile buranın uzunluğu birbirine ne olacak? Eşit olacak. Öyle olunca burada oluşan EAB üçgeni nasıl üçgen oldu? Taradığım bu kırmızı üçgen gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen oldu. O zaman taban açıları birbirine eşit olacak. 32. Burası da kaç derece oldu? 32 derece oldu. Ben biliyorum ki iki tane üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Dolayısıyla şuradaki açı da 64 derece olacak. Şimdi gelelim x'i nasıl bulacağız? İkizkenar yamukta hatırlayalım gençler. Buradaki KAB üçgeni nasıl üçgen oluyordu? İkizkenar üçgen oluyordu. Dolayısıyla burası 64 derece ise o zaman burası da ne kaç? X de 64 derece olacak. 8. sorumda ikizkenar yamuğum var. AD BC'ye eşitmiş. Eşit kenarlarım var. BE AC'ye eşit. BE AC'ye eşit. Köşegen uzunluğuma eşit. 30 dereceyi vermiş. Buna göre alfayı benden soruyor. Şimdi bakıyorum. Bir hatırlayalım özelliğimizi ikizkenar yamukta. Hemen şuraya hatırlatalım. Önemli bir özellikti. ABCD ikizkenar yamuğum olsun. Köşegenlerimi çizersem
AC'yi ve BD'yi. Biliyorum ki ben köşegen uzunluklarım birbirine eşitti ikizkenar yamukta. Şuraya da E dersem, burada oluşan AEB üçgeni nasıl üçgendi? İkizkenar üçgendi. AE ve EB kenarı birbirine eşit. Yukarıda oluşan DEC üçgenim yine ikizkenar üçgendi. Şimdi soruma dönelim o zaman. AC ile EB'nin eşit olduğunu bana vermiş. Bu eşitliği kullanmam için şu anda işime yaramıyor. Diğer köşegenimi çizersem işime yarayacak. Diğer köşegenimi çiziyorum DB'yi. Çünkü biliyorum ki ben ikizkenar yamukta köşegen uzunlukları eşitti. AC uzunluğu DB uzunluğuna eşitse buranın uzunluğu da bu şekilde oldu. Şimdi bakıyorum o zaman buradaki BED üçgeni, bakın ikisinin de kenarları eşit. Nasıl üçgen oldu bu maviyle boyadığım üçgen? İkizkenar üçgen oldu. Alfa ise taban açısı. Burası da ne oldu? Alfa oldu. Onun dışında köşegenleri çizdim. Biraz önce söyledim. Şu aşağıda oluşan üçgen ikizkenar üçgen oluyordu. Bakın burada o aşağıda oluşan üçgen. 30 derece ise o zaman burası da kaç derece olacak? 30 derece olacak. Şimdi buradaki mavi üçgenin bütün iç açılarını biliyorum. Toplayalım o zaman iç açılar toplamından. Alfa alfa 2 alfa artı 30 eşittir 180 derece oldu. Buradan alfayı bulabilirim. Attım karşıya 150 derece. Alfayı 75 derece olarak buldum. 9. sorumda bir ikizkenar yamuğum var. Açılarımı vermiş. Buna göre A kaç derecedir diye soruyor bana. Hatırlayalım, ikizkenar yamukta biliyorum ki ben şöyle çizersem ikizkenar yamuğumu şu şekilde taban açıları karşılıklı açılar birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşitti beta beta dersem. 8. soruda da hatırlatmıştım yine özelliğimi. Köşegenlerimi çizdiğim zaman burada oluşan EAB üçgeni ile DEC üçgeni ikizkenar üçgen oluyordu. Buradaki üçgen de ikizkenar üçgen. Bunu da biliyorum. Yani buradaki taban açıları da eşit. Şimdi bu iki özelliği birleştirirsem buradaki D açısının tamamı C açısının tamamına eşit. Bu kenarlar, bu açılar zaten eşit. Otomatikman o zaman 3A eksi 20 2A artı 10'a da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan A'yı bulabilirim. A'yı bu tarafa attım 2A'yı. A 20'yi bu tarafa attım. Artı olarak geçti. A'yı da 30 derece olarak bulabildim. 10. sorumda yamuğumu vermiş, açıları vermiş, eşit olan kenarlar var. EB ile AB kenarı ve AB kenarıyla DC kenarı da paralelmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor. Hemen hesaplayalım. Şimdi biliyorum ki ben D açısıyla A açısının toplamı 180 derece yamuğun özelliğinden. Burası 110 ise o zaman A açısı ne oldu? 70 derece oldu. Burada bir EBA üçgeni ikizkenar üçgen. Dolayısıyla taban açıları eşit. Burası da 70 derece oldu. Üçgenin iç açılarından o zaman bu açı ne oldu? 70, 70, 140. Burası da 40 derece olarak bulundu. Yine ben biliyorum ki C açısıyla B açısının toplamı 180 derece yamuğun özelliğinden. Hemen oradan 120 artı alfa artı 40'ın 180 olduğunu yazıyorum. O zaman alfa da burada. Burası 160. Karşıya attım. 20 derece olarak bulunur. 11. sorumda bakıyorum yamuğum verilmiş. CE açıortay, açılar verilmiş. Alfanın kaç derece olduğunu bana soruyor. Şimdi bunu bulmak için şöyle açıortayımı uzatayım biraz. Şurada gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturdum. Şimdi burası 110 sa, şurası ne olur? 70 derece olur. Burası ne olur? 50 derece olur. Üçgenin iç açılarından burayı ben 70, 50, 120 şuradaki açıyı nasıl buldum? 60 derece olarak buldum. Şimdi paralel olduğuna göre AB ile CD. Bakın burada bir ne var? Z kuralı var. Burası 60 ise burası da ne oldu? 60 derece oldu. Açıortay olduğu için burası da 60 derece oldu. O zaman C açımının tamamı 120 derece oldu. Ben yamukta biliyorum ki alfa ile 120'nin toplamı neye eşit? 180 dereceye eşit. O zaman alfa da buradan 60 derece olarak hesaplandı. Son sorumdayım. Bir ikizkenar yamuğum var. AB ile CD paralelmiş. Eşit kenarlarım var. İkizkenar yamuk AD ile CB eşit. Aynı zamanda kim eşit? Bir de AC ile DK eşit. AC köşegenimle buradaki DK uzunluğum eşit.
Buna göre 70-50 derece verilmiş. Alfanın kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi AC köşegenimle DK'nın eşitliğini kullanabilmek için ne yapacağım? Hemen diğer köşegenimi çizeceğim. Çizelim diğer köşegenimi. DB'yi çizdim. Neden bunu çizdim? Biliyorum ki ben ikizkenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Dolayısıyla AC eğer ki neyse DC'de o oldu. AC ile kim eşitti? DK eşitti. Dolayısıyla buradaki bakın DK ile DB de eşit oldu otomatikman. Ve burada mavi üçgenim nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. DK uzunluğu DB uzunluğuna eşit. Şimdi buna göre devam ediyorum. Köşegenimi çizince yine 8. soruda hatırlatmıştım özelliğimi. İkizkenar şuraya bir daha hatırlatayım isterseniz hemen hızlıca. İkizkenar yamukta köşegenlerimi çizdiğim zaman köşegen uzunlukları eşit ve burada oluşan şu taradığım üçgenler nasıl üçgenlerdi? İkizkenar üçgenlerdi. Bunlar da ikizkenar üçgendi. Şimdi bakıyorum Z kuralından. Burası 50 derece ise o zaman burası da ne oldu? 50 derece oldu. Biraz önce hatırlattığım özellikten burada oluşan üçgen nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. 50 derece ise burası da 50 derece oldu. Benim mavi üçgenim biraz önce söylemiştim ikizkenar üçgendi. Dolayısıyla taban açıları eşit olacak. 70 ise o zaman burası da 70 olacak. Alfa o zaman 20 derece olarak hesaplandı.